Seda Sayan'dan önce Türkiye'nin en çok evlenen ünlülerinin başını şarkıcı Gönül Yazar çekiyordu. Taş Bebek lakaplı sanatçı eşleri ve sevgilileriyle çok konuşuldu. 1936 yılında İzmir'de dünyaya gelen Gönül Yazar, sanatıyla olduğu kadar özel hayatıyla her daim gündeme gelen bir isimdi. Henüz 15 yaşında Ege Ses Kraliçesi yarışmasında birinci olduktan sonra önce soyadını aldığı Necdet Yazar'la evlendi, ardından da TRT Ankara Radyosu'na girmeyi başardı. Müzik yaşantısına 1954'te İstanbul sahnelerinde devam eden Gönül Yazar, bir yandan da filmlerde oynamaya başladı. Göksel Ersoy'la başrollerini paylaştığı Taş Bebek adlı filmin ismi, güzelliği ve narinliği baş döndüren Yazar'a ölümsüz bir lakap oldu. 1956 yılında kendisinden 27 yaş büyük Bedi Çapa ile evlendi. Tanıştıklarında Çapa, ünlü söz yazarı Fikret Şenes ile evliydi. Gönül Yazar, Çapa'dan hamile kalınca Fikret Şenes, "Yazık o küçük kıza, ayrılayım de bari evlensinler." diyerek boşanmaya razı oldu. Sıradaki kocası sinema oyuncusu Özden Çelik oldu. Çift 11 ay evli kaldı. Gönül Yazar'la Özden Çelik'in evliliğinin bitmesine Galatasaraylı efsane futbolcu Metin Oktay'la ilişkisinin neden olduğu iddia ediliyordu. Hatta Yazar'ın Çelik'ten boşanıp 1964'te Oktay'la evlendiği de iddia edildi. Fakat ünlü sanatçı Metin Oktay'la evlenmediğini söylüyor. 1972 yılında dördüncü evliliğini yaptı. Eşi Ercan Akın'dı. Bu evlilik Gönül Yazar'ın en kısa evliliği oldu ve sadece 10 gün sürdü. Bu durumu "Ercan Akın'la evlendiğimde annesi 10 günde bizi şarkıcı gelin istemem" diye ayırdı. "Aile olayım diye evleniyorum, annesi istemiyordu. İlla adama boşayacaksın diye tesir ediyorlarsa boşanmam mı diyecektim, mecburen boşandım" sözleriyle anlattı. Ardından kendisinden küçük Sinan Bilsel'le nikah masasına oturdu. Çift 1979 yılında evlendi ve 6 ay sonra ayrıldı. Gönül Yazar'ın 6. ve son kocası 1997'de evlendiği Fahrettin Akçınay'dı. Taş Bebek, yaşça hayli küçük olan bu eşinden de 7 ayda boşandı. Belki hiç evlenmediler ama Gönül Yazar'ın hayatına en çok damga vuran partneri ünlü gazete patronu Erol Simavi oldu. Bu birlikteliklerinden kızı Yasemin Simavi dünyaya geldi. İnişli çıkışlı aşk hayatının ardından Gönül Yazar artık yalnız bir hayat sürüyor. Yaş 87'yi buldu. Geçmişte yaşadıklarını da unutamıyor. "Çok şükür maddi hiçbir sıkıntım yok. Pırlantalarım, kürklerim, yüzme havuzlu evlerim var. Ama akşam eve geldiğimde kapıyı anahtarla kendi kendime açmak, içeride ışık ve hazır bir sofra olmaması bana çok koyuyor. Evde Etiyopyalı bir kız vardı, o da evlenmek için ülkesine döndü. 17 senelik köpeğimi de kaybedince bir başıma kaldım. İnanır mısınız, o köpeğin ayak seslerini bile arar oldum," diyor. Bu konudaki son sözü de şu: "Zengin olsan ne yazar, al sana Gönül Yazar."